Darbe girişiminde kanlı saldırıların yaşandığı yerlerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Darbecilerin silah, zırhlı araçlar ve tanklarla geldiği köprü, kanlı olayların sonrasında terk edilmiş araçlarla doluydu. Sabah saatlerinde tankların kaldırılması sırasında eyleme katılan bir isim de devredeydi. Askerliğini tankçı olarak yapan Taha Koyuncu, görevlilere yardımcı oldu. Tanklar bir bir köprüden çekildi. Tankların çekilemediğini gördüm. Bu esnada orada bir polis memuruna askerliğimi tankçı olarak yaptığımı ve onlara yardımcı olabileceğimi belirttim. O demokrasi için sokağa çıktı, sabaha kadar darbeye karşı eylem yaptı. Cumhurbaşkanının çağrısıyla sokağa çıkan Taha Koyuncu, arkadaşlarıyla önce Kısıklı civarındaydı. Kadıköy Belediyesi'nin önünde toplanaraktan metrobüs güzergahında köprüye doğru hareket ettik. Altunizade metrobüs durağına vardığımızda polis aracının birisi anons geçti Kısıklı'ya ayrılan yolu kesmemiz için. Yoldan sadece yaralı taşıyan sivil araçlar ve ambulansların geçişine izin verdik. Sabah saatlerine kadar burada nöbet tutan Taha Koyuncu, gece boyu kanlı olayların yaşandığı ve temizliğin başladığı köprüye geçti. Darbe girişiminin yaşandığı gece Türk halkının internette en çok aradığı konu başlığı tanklar nasıl durdurulur olmuştu. İşte önce tanklar durduruldu, ardından yolların açılması için tankların çekilmesi gerekiyordu. Yine halk devreye girdi. İşte onlardan biri de askerliğini tankçı olarak yapan Taha Koyuncu'ydu. Tankın başına geçtim. İlk tankta çekici operatörlerinden birisi vardı. El frenini salmayı başarmıştı oradaki işaretler ve yazılar sayesinde ama vitesi ayarlayamamıştı. Vitesi ayarladıktan sonra ilk tankı çekiciyle çektik. İkinci tankın da anahtarı olmadığı için aynı şekilde çektik. Askerliğini tankçı olarak yapan Taha Koyuncu iki tankın çekilmesine yardımcı oldu. Üçüncüsünü de kendisi kullandı. Tankı köprüden çıkardı. Namlunun ucunda atılmaya hazır bir mühimmat vardı. Öncelikle kule kısmını denize çevirmeye çalıştık. Oluşan bir aksaklıktan dolayı dönmedi. Önündeki vatandaşları ve polisleri emniyetli bir şekilde kenarıya aldıktan sonra bir polis memuru abimizle beraber içindeki mühimmatı kazası belası bir şekilde çıkardık. O gün köprüdeki manzaranın korkunç olduğunu belirten Taha Koyuncu, bir süre köprüyü görmek istemediğini söylüyor. Dışarıdan başka ülkelerle olan bir savaşımız, bir husumetimiz olsa bu kadar yürek yakmayan bir durum olurdu. Ama kendi insanımızdan, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan insanlardan böyle bir davranış sergilemeleri çok içler acısı bir durumdu.